Öğren Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel, her yaşa uygun şahane bir örgü modeli olacak. Örgüye yeni başlayan arkadaşların dahi kolaylıkla yapabilecek olduğu bir model arkadaşlar. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İlmek atarak modelime başlıyorum. Modelim 7 ve 7'nin katları artı 6 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Evet, şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle iki model üzerinden anlatımımızı yapalım. Ben sizlere göstermek amaçlı yaptığım için lastik uygulamayacağım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeği örerek başlıyorum. Modelim ön yüzünden kurulduğu için modelimin ön yüzüne geçebilmek adına bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örerek ilerliyorum. Ben ilmeklerimi düz olarak örerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olur. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Ve son ilmeğimi de örüyorum. Modelimin birinci sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bakın şu iki ilmeğimin önce ikincisini öreceğim. Bakın arkadan girdim. İkinci ilmeğimi ördüm. Sonra birinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ve şişimden çıkarttım. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Önce ikinci ilmeğimi, sonra birinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ve şişimden çıkarttım. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Burası benim bir modelim. Devam ediyorum. İkinci modelime geçtim. İkinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Sonrasında birinci ilmeğimi düz bir şekilde ördüm ve şişimden çıkarttım. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Sonrasında 3 ilmek ters. İkinci modelimi de bu şekilde tamamlamış oluyorum. İlk başta başlangıçta olduğu gibi yine bu son kısma da model uyguluyorum. Önce ikinci ilmeğimi, sonra birinci ilmeğimi düz bir şekilde ördüm ve aynı işlemi bir kez daha yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Modelimin arka yüzünde de ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aslında aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Sadece ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Şöyle ipimi kendi tarafıma alıyorum. Öncelikle ikinci ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Sonra birinci ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Ve şişimden çıkarttım. Yani modelimiz T
tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Tek sıradan oluşan bir model. Aynı işlemi bir kez daha yaptım. Sonrasında 3 ilmek düz. Bakın burası bir modelimdi. İkinci modelime geçiyorum. İkinci ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında birinci ilmeğimi yine ters bir şekilde örüyorum. İkisini birlikte şişimden çıkarttım. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Sonrasında birinci ilmeğimi ters örüyorum ve şişimden çıkarttım. 3 ilmek düz. Bu şekilde. Tekrar aynı işlemleri yapıyorum. Önce ikinci ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Sonrasında birinci ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Ve kenar ilmeği. Model bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tabii ki ilerledikçe kendini gösteriyor. Şöyle küçük küçük kabartılar oluşarak ilerliyor. Şimdi ilk sırayı tekrar bir göstereyim. Sonrasında büyük parçayı göstereceğim sizlere. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Takip eden iki ilmeğin öncelikle ikincisini düz bir şekilde, sonrasında birincisini düz bir şekilde örüyorum ve şişimden çıkarttım. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği düz bir şekilde ördüm ve şişimden çıkarttım. 3 ilmek ters. Bu şekilde ilerliyor. Modelin büyük bir parça halini göstereceğim şimdi sizlere. Şöyle bakın, aynı iple aynı şişlerle örüldü. Görüyorsunuz, bakın yapmış olduğumuz işlemler sayesinde şöyle kabartılı bir model ortaya çıkıyor. Gerçekten çok şık duruyor. Her örgüde yakışabilir. Yani bebek örgülerine, yetişkin örgülerine, battaniye, süveter, hırka hepsine olur arkadaşlar. Gri renklerde ve mavi renklerde örüldüğünde erkek çocuklarına da çok hoş örgüler meydana çıkar diye düşünüyorum. Ben modelimi bu şekilde bir ters bir düz lastik üzerine uyguladım. Sizler dilediğiniz lastiğe uygulayabilirsiniz. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün, gayet şık bir şekilde duruyor. Kenar ilmeklerimiz çok düzgün. Şöyle yakadan başlamalı örgülerimizde de görüyorsunuz bu şekilde. Esnek bir model arkadaşlar. Her açıdan sizlere göstermeye çalışıyorum. Görüyorsunuz. Sadece tek sıradan oluşan şahane bir örgü modeli. Dediğim gibi modelimizden yelekler, şallar, battaniyeler, hırkalar, süveterler hepsini yapabilirsiniz. Her türlü örgüye yakışabilecek şahane bir örgü modeli. Evet, bugünkü videomuzda da bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.